Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ tevfik illâ billâh. Aleyhi tevekkeltü ve aleyhi ünîb. Sadakallâhi'l-azîm. Selamun aleyküm dostlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Türk tarihçiliğinde en çok tartışılan konulardan biri olan Fatih'in ölümünü konuşacağız. Nitekim bugün Fatih'in ölüm yıldönümü. Fatih'in ölüm yıldönümü 3 Mayıs 1481'dir. Birçok tarihçi bu konu hakkında tartışıyor. Kimi tarihçiler doktoru Yahudi olan Yakup Paşa tarafından zehirlendiği noktasında. Bu olay Yakup Paşa'nın Venedik'in adamı olduğu ve Venedik'in onu zehirlettiği noktasında görüşler var. Ama Venedik doğrudur. Birkaç defa Fatih'i zehirletmek istemiştir. Ama doğrusunu Allah bilir. Başka tarihçilerde genetik hastalık olan Osmanoğullarında Nikris hastalığından dolayı vefat ettiğini öne sürmüşlerdir. Nitekim Fatih son 3 sefere çıkmamıştır. Fatih gibi bir kumandan seferlere hep ordusunun başında gitmiştir. Ama son 3 senesinde seferlere gitmemiştir. Evet, biz neden öldüğünü bilemeyiz ama bugün ölüm yıldönümü, onu ölüm yıldönümünde en güzel vasiyetiyle, mirasıyla anarız. Fatih Sultan Mehmet Han bize İstanbul gibi bir şehir miras etmiştir. Ondan önemlisi bize onurlu peygamberin övgüsünü almış olduğu ve onun gibi yaşadığı mirası bırakmıştır. Hedef insanı olduğunu bizlere göstermiştir. Fatih Sultan Mehmet Han ölmüştür ama mirası günümüze kadar gelmiştir. Hünkar Çayırı'nda öldükten sonra belki de kıyamete kadar adı sanı unutulmayacaktır. Peygamberin övgüsünü alan, Kur'an-ı Azimüşşan'ı yaşayıp Resulünün yolundan giden bir insan olan Fatih Sultan Mehmet Han unutulmayacaktır. Birçok insanlar ashabtan dahi İstanbul'u fethetmeyi arzulamışlardır. Nurettin Zengiler bu gayeyle ölmüşlerdir. Ama Fatih'e nasip olmuştur. 21 yaşında. Fatih öldüğünde kaç yaşındaydı? Bakın, uzun yaşamak maharet değildir. Bereketli yaşamaktır maharetli olan. Fatih Sultan Mehmet Han 49 yaşında ölmüştür. Nikris'ten veya zehirden öldüğü hiç önemli değil. Düşmanları 3 gün, 3 gece ayin yapıp, çan çaldırıp bayram etmişlerdir. Neden? Çünkü Büyük Kartal öldü demişlerdir İtalyanlar, Venedikliler. Neden? Çünkü İslam'ın kahramanı olduğu için. Ama kendi tebaası da bakın aynı gayrimüslimler, aynı Hristiyanlar ayin yapıyor, çan çaldırıyor İtalya'da. Aynı gayrimüslimler hüngür hüngür ağlıyor cenazesinde, Hristiyanlar ellerinde incirlerle, Yahudiler ellerinde Tevratlarla uğurluyorlardı Fatih Sultan Mehmet'i. Ama kendi tebaası olan gayrimüslimler, kendi tebaası olmayan gayrimüslimler Fatih'e düşman, kendi tebaası olan gayrimüslimler Fatih'e baba gözüyle bakıyor. İşte İslam'ın nuru buydu. Onun için Fatih Sultan Mehmet Han ölmüştür ama bir şan bırakmıştır, bir miras bırakmıştır bize. Biz de bu torunları olarak reddi miras değil, bu mirası sahip çıkmalıyız. Bu miras İslam mirasıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'a emanet olun.